Merhaba hanımlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Safişin Emekleri. Rabbim cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk versin. Hayırlı cumalarınız olsun. Rabbimin selam, bereketi üzerinize olsun. Her ne muradınız varsa versin. Rabbim kısaca dua edelim inşallah. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımızı edalar nasip etsin Yüce Rabbim. Hanelerinize bereket, huzur, sağlık, sıhhat, afiyet versin inşallah. Hayırlı cumalarınız olsun. Rabbim her iki cihanda da rezil nüsva eylemesin. Yüzü ak olanlardan eylesin. Kitabı sağ taraftan verilenlerden eylesin. Rabbim Firdevs cennetine giren, orada da cemalini gören kullarından eylesin inşallah. Allahümme salli ala Muhammed ve ala el Seyyidina Muhammed diyerek selavatımızı getirelim Allah'ın izniyle. Şöyle modelimizi anlatacağım. Hanımlar, şöyle güzel bir model, yeni bir model. Çok hoşuma gitti benim. Dedim ki bu modeli anlatayım. Takipçilerim baksınlar, beğensinler, yapsınlar dedim. Gerçekten yeleklik harika bir model. Şal olur mu bilemiyorum, bilemeyeceğim şimdi. Ama yelek olarak gerçekten çok güzel bir model. Abajurlu model. Bu abajurlu modeli, bu abajurlar nasıl oluyor falan filan derken araştırdım, ettim, tuttum. Ya yani bayağı öncelerden. Abajurları merak ediyordum nasıl oluyor diye. Kısaca da onun anlatımını yapayım size. Ama şeymiş, abajurlar artırmaymış hanımlar. Ben de bilmiyordum. Öğrendim. Sonra sonra her şeyi artık şey insan deneyim elde ede ede öğreniyor her şeyi. Artırmaymış. Aa dedim, artırma mıymış onun adı dedim. Yani şey, insan örgü de olsa ne olursa olsun hayat biriminde her şeyi öğreniyor zamanla. İsim değişikliğiymiş abajur. Nereden bileyim, bilmiyordum. Tabi zamanla öğrendik yani. Abajurlu bir model hanımlar. Güzel bir model. Şöyle hemen Alize'nin yeleklik şöyle Mercedes ipinden size anlatımını elimden geldiğince dilimin döndüğünce hastayım da bu arada. İnşallah anlatmaya çalışacağım. Hatam kusurum affola şimdiden. Hadi bakalım şimdi işimize geçelim. Hepinize iyi seyirler. Kolay gelsin hanımlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle bir şişimi alıyorum. Modelimiz 14 ilmekten oluşuyor. Bir model 14 ilmekten oluşuyor hanımlar. Ona göre model katarsınız. Ama şuraları 7-7, buraları 14-14 geliyor hanımlar. Hep tamamı 14'ten oluşuyor modelimizin. Ön kısmını ona göre ayarlarsınız. Arka kısmını da ona göre ayarlarsınız. Gene ben küçük bir lastik koyacağım ön kısmına. Bakalım 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 tane lastik koyacağım ön tarafına hanımlar. Şöyle 7'li olarak lastiğimizi düşünün. Kenarına 1 ilmek daha atıyorum. 8. Bu artık bu kenar ilmeğimiz olarak geçecek. Ondan sonrası 14-14 olacak ilmeklerimiz. 14-14 attırılmış olacak. Mesela 1 ilmeği 14 olarak düşünün. Bir modeli şöyle. Ya da şöyle düşünün hanımlar. Bu model 14. Yeleklerinize de 14-14 uygulayabilirsiniz modelinizi. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir model 14 oldu hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 de ikinci modelimiz oldu. Mesela kaç model bu toplamı 3 tane oluyor. 1, 2, 3 tanesi kaç taneymiş hemen sayayım ben size.
Bu model nasıl 3 tane oluyor hanımlar? Şu yuvalardan hesaplarsınız 3 tane olduğunu. Yarım burada var, yarım da burada var. Bir model yapıyor. 7 7 14. İkisi 7 7 14. 14 de bunlar var. 44 tane hanımlar hepsi toplamda. Birer de kenarlarında var. Onlar hepsi toplam 44 tane. Şimdi hanımlar ben gene 44 tane lastiğimden hariç şey yaptım, ilmek attım. Şöyle hanımlar biliyorsunuz hemen ipimizi ayırıyoruz. Şöyle iki parmağımızın arasına geçirip şöyle ilmekler atıyoruz bakın. Şöyle. Bakın baş parmağımın arka kısmından geçirip işaret parmağımına geçiriyorum. İlmeklerimizi bu şekilde attık. Hemen bakın bu kısımdan kenar ilmeğimi örmeden alacağım. Fazla attım bile ilmeğimi. Neyse kenardan ayarlarım onu. Bakın ters örüyorum tamamını. Tamamen bu kısımda ters öreceğiz. Modelimizi öbür taraftan ayarlayacağız hanımlar. Ters kısımda her zaman modelimizi koymasını ters kısımdan yapıyoruz. Ön kısımdan örüyoruz. Yani kesmelerimiz her iki taraftan da olacak. Bu şekilde tamamını ters yapıp öbür arka öne kadar geliyorum hanımlar. Hadi bakalım arka yönüne kadar gelelim. Arka yönde modelimizi katalım. Şimdi 3 model olarak koydum geldim hanımlar. Burada hemen şu kenar ilmeğimi de bu taraftan ters yapacağım. Çünkü öbür taraftan düz olacak. Lastiğimizi o şekilde başlayacağım. Bu taraftan da ters yapıyorum. Lastiğimin ilk başlangıcını buradan düz yapıyorum. Bakın bir ikinci lastiğim 3 ters düz yapıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 10 tane yeterli. Hemen buraya kapatıyorum iki tanesini. Zaten bir tanesini bıraktığınız zaman gevşek oluyor. 10 tane 11 tane 7'li koyabilirsiniz lastik kenarına. Şöyle kenar ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum. Düzle başlıyorum. Hemen tekrar düz ters düz ters düz ters düz. Bakın şimdi modelimizin koyu şekline geliyoruz. Şuradan düz bırakıyorum bir tane. Bakın 2, 4, 6, 8, 10 tane. Şimdi modelimize katacağız. İpim de dolaşmış. Şimdi bakın bir tane kestim. Bu tarafa gelecek şekilde sağ tarafa değil sol tarafa doğru keseceğiz. Bakın şuradan kestim. Bakın şu işlemi yapıyorum şimdi. Şu kenardaki işlemi kesiyorum. Kestim. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Kestim. 6 bir tane de var. 7. 1 2 3 4 5 6 7. Şu kestimle beraber 7 olacak hanımlar. 2 3 4 5 6 7. Bir tane bakın arttırdım. Pardon, bu taraftan ters gideceğiz. Buradan da ters gideceğiz. Ben düz geldim. Arka yönden modelimizi kattık. Bakalım. Bu yönden modelimizi katacağız. Onun için böyle ters yanlış kestim. Şöyle tekrar modelimi örüp gideceğim ters olarak. Pardon, size yanlış oldu. Bakın. Şimdi şu kenar ilmeğimi örüyorum. Lastikten hariç. Bakın 1. Lastiğimiz burada 10 tane. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane artırma yapıyorum burada 7'de. Tekrar ters. Ters olarak gideceğiz bu yüzünü. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 ve bir tane arttırıyorum. 1 ters olarak gidiyoruz tekrar. Şişimize doluyoruz. Bu taraftan alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın bir tane daha aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gördüğünüz gibi tam denk geldi. Bir tane de kenarda şöyle onu da düz olarak şuradan alıyorum. Hemen döndüm hanımlar. Bu sefer düz kısmına geldik artık. Düz yönündeyiz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu kenar ilmeğimden hariç yanındaki ilmekle şu ilmeğimi kesiyorum. İkisini bir. Kestim. Bakın. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Bakın. Artırma yerine geldim. Şimdi buradan 6 tane artırma yapacağız. Bakın 1 arttırdım. İpimi benden tarafa getirdim. Ters ördüm. Arttırdım. İpimi ön tarafa aldım. Düz ördüm. Aldım. Benden tarafa aldım. Ters ördüm. Aldım. Öbür tarafa geçirdim. Ördüm. Kaç tane oldu? Bakalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu onlar. Tekrar ipi benden tarafa geçiriyorum. Bakın şu tarafa. Geçirdim. Ters ördüm. 6 tane artırmamı yaptım burada. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şu orta çubukların ikişerli olanını yapıyoruz şimdi. Şöyle ilmeğimi şöyle çeviriyorum. 5 tane ördükten sonra artırmadan 1 2 3 4 5 tane örüyorum. 1 6 bu, 7 de bu. İkisini bir kesiyorum bakın. Ortadan. Tekrar hiçbir işlem yapmadan ikisini bir kesiyorum. Bakın 1 2 3 4 5. Bunları koyduktan sonra zaten modden sonra kendisi gidiyor hanımlar. Bakın tekrar artırma yerine kadar geldim. Bir aldım. İlmeğimden tarafta aldım. İlmeğimi bir tarafta aldım. İlmeğimden tarafta alıyorum. İlmeğimi bir tarafta alıyorum. Benden tarafa alıyorum. Ve 5 ta 6 tane artırma yapıyorum. 2 4 6 oldu. 1 2 3 4 5 tane tekrar ördüm. Şimdi ilmeklerimi çeviriyorum. Size ters gelebilir. Onun için şöyle çevireceğim. Çevirdim, kestim. 2 ilmeğimi kesiyorum. Hiçbir çevirme yapmadan bunu da kesiyorum 2 tane. Gördüğünüz gibi. Şimdi 1 2 3 4 5. Bakın artırma yerine tekrar geldim. Bir ördüm. İpi benden tarafa aldım, ördüm. 2 oldu. 3 4 5 6. Ters ve düz olarak 6 tane artırdım. 5 tane öreceğim. 1 2 3 4 5. Şimdi kesim işlemi tekrar buradan çevirerek yapıyorum. Bu tarafa keseceğiz çünkü onu da kestim. Şimdi kenar ilmeğimle lastiğimi örerek başa kadar gidiyorum onlar. Ters düz olarak kenar ilmeklerimi örüyorum. Bunu size kolaylık olsun diye bu lastiğini koydum.
lastikle beraber görün diye. Onun için baştan başladım hanımlar. Yoksa modelin üzerinden devam edecektim. Her modelin bitişinde çünkü model katılıyor. Tekrar. Şöyle kenar memör örmeden ikinci memörü aldım. Ters ve düz olarak lastiklerimi yapıyorum. Şimdi arka kısımdayız hanımlar. Arka kısımda da kesim işlemine devam edeceğiz. Bakın bu kestiğim ilmeğim. İkisini bir şu şekilde döndürüyorum. Bunu kesiyorum. Bakın ikisini bir kestim. Bakın şimdi 4 tane kaldı. 1, 2, 3, 4. Artırma yerine kadar. Şimdi bütün kesme yerine kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Artık bu ters kısımdan. Hepsini ters yapıyoruz. Bakın şimdi kestiğim yere kadar geliyorum. Zaten bu taraftan belli olacak o kestiğimiz yer. Bakın kabarık oluyor birazcık o kestiğimiz yerler. Şuradan ben arka kısımdan şöyle bakın böyle çevirerek isterseniz şöyle de çevirebilirsiniz. Şöyle kesebilirsiniz. İsterseniz bunu da böyle keserim şimdi size göstereyim. Bakın şunu da şöyle çevirerek ikisini bir kesiyoruz. Şu orta çubuklardan, iki çubuklardan hep kesim işlemi yapıyoruz. Hem bu ön taraftan hem arka taraftan. Ters yönden yani. Ama ters tersten kesiyoruz. Düzden düz olarak kesiyoruz, arkadan ters olarak kesiyoruz hanımlar. Bakın 1 2 3 4 tane kaldı ilmeğim burada. Arttırdıklarım hariç. Arttırdıklarımı saymıyoruz. Arttırdıklarımı bir dahakine yükselteceğiz onları. Gene çoğaltacağız. Kestiğimiz ilmekleri tamamlayacağız. Bakın şimdi kesmiş olduğum yere kadar geldim. Onlar kabarık belli oluyor hanımlar. Şöyle ikisini bir arka ilmeğimden alarak bakın şu arka ilmeğimden alarak ikisini bir kestim. Çevirmiş oldum. Şimdi bunu çevirerek kesiyorum mecburen. Şu şekilde ikisini bir kestim. Şimdi tekrar son kesim işleminde yapacağım. Tamamını ters kısımdan artık ters örüyoruz. Ön kısımdan düz örüyoruz. Hepsi ters olacak. Arttırdıklarımız da dahil içinde. Şimdi kenar ilmeğime kadar örüyorum. Bakın kenar ilmeğimde tekrar buradan kesme işlemini yapıyorum. Bu tarafa kesiyoruz hanımlar. Kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm aldım. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu kesimleri tekrar yapıyorum bakın. Kesim işlemini yaptım. Burada artık 1, 2, 3 tane kaldı. Şimdi 4 tane burada örüyoruz. Şimdi bunu karıştırın. Burada kafanız karışmasın. Artırma yapacağız çünkü. 4 tane ördüm. 1 aldım. 1 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 tane ördüm. 1 aldım. Bakın kaç tane artırma yaptık. Hemen sayayım size. 1, 2, 3, 4, 5 artırma yaptık ve sonunda tekrar arttırıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 ile 5 tekrar kesiyorum hanımlar. Aynı kesme yerlerimizden devam ediyoruz kesmeye. O yayına oturacak hanımlar, yerine oturacak yani model. Siz kafanız karışmasın burada. Hemen kesme işlemini yaptım. Bakın çubuklarım oluşmaya başladı. Kenar çubuklarım kremle de çok, gri ile de çok güzel olacak. Merseri zayıf çünkü o kalın biraz. Şimdi 3 numara. Bakın. 3, 4 tane örüyorum burada. Şu arttırdığım bir tane örüyorum. Onu kafanız karışmasın. O arttırınca sonra dengelenecek. Bakın 1 arttırdım. 2 arttırdım. 3 arttırdım. 4 arttırdım. 5 arttırdım. 6 arttırdım. Öyle denk geliyor arttırmalar hanımlar.
Benim de ilk baştan kafam karışmıştı orada. Dedim kafa karıştıracak bir şey yok, Safiye devam et. Şimdi onun için kafanız orada karışmasın diye söylüyorum, artırma yerinde. Bakın 1, 2, 3, 4 örüyorum. 1 arttırdım. 2 arttırdım. 3 arttırdım. 4 arttırdım. 5 arttırdım. 6 arttırdım. 1, 2, 3. Ve kesiyorum. Şimdi gösteremiyorum. Şişim biraz şey olduğu için, küçük olduğu için bakın. Onun için bu ek lastiğe gerek yok hanımlar. Modelin kendinden lastikli zaten. Kesim işlem olduğu için. Kenarı çok güzel duruyor alt zemine. Şimdi lastiklerimi de örüp arka yüzüne kadar geliyorum hanımlar. Kenar lastiklerimi örmeye devam ediyorum. Tabi bunu siz bedeninize göre kaç ilmek gidecekse ona göre modeli uygularsınız. 14 ilmekten modelimiz katılıyor. Şimdi lastiğimi ördüm. Öksürüğüm geldi. Onun için kapattım telefonu. Öksürmek istemiyorum videoda. Ama çok kötü bir öksürük. Bakın kenar şey lastiklerimi ördüm tekrar. 10 tane. Şurada geldim. Kestiğim yere geldim tekrar. Şöyle çeviriyorum bunu. İkisini bir. Şöyle kesiyorum hanımlar. Kestim. Şimdi tamamını kesim yerine kadar ters yapıyorum. Arttırdıklarımı da yanında olanları da tamamını ters yapıyoruz. Bir dahakine kesim işlemimiz bitecek zaten. Hadi bakalım tamamını başa kadar ters örelim. Bir de iki şişten sonra kesim bitecek. Kesme yerlerim burada belli oldu zaten hanımlar. Bakın bu kesme yerlerim, ikisini bir kesiyorum. Şimdi orta sayıları size vermiyorum ki kafanız karışmasın diye, böyle devam edin. Şimdi bunu çevirdim, ikisini bir kestim. Bakın kestim. Tekrar devam ediyorum. Kesim yerine kadar. Artık bu tarafta, o tarafta şeyi artırmamız kalmadı. Kesiyoruz artık. Sayılarımızı dengeleyeceğiz. Şimdi burada da ikişer tane keseceğim. Bakın kesme yerine kadar geldim. Bir kesmem burada, bir kesmem burada. Şimdi şunu alıyorum. İkisini bir kestim. Tekrar bunu çeviriyorum. İkisini bir alıp kesiyorum. Tekrar başa kadar gidiyorum. Başta tekrar bir tane daha kesimimiz olacak. Siz yedili yedili koyun. Sonra o beşerli beşerli denk geliyor hanımlar. Yedişerli olarak ve kesimlerde beşerli denk geliyor. Bütün modelin özelliği bu. Ama çok güzel bir model. Ya şey insan örerken de öresi geliyor. Bırakmak istemiyor. Ha şunu da yapayım diye. Bakın tekrar kesmeyen arkadan kesmeyi kestim. Tekrar burada kesimini kesiyorum. Bakacağım şimdi. Bu sıramızda son mu kesin? Son. Bakalım hemen. Şu orta kısımdan belli olur kesimin son olduğu. Hemen arttırmaların falan hepsini düz yapıyorum tekrar. Bakın daha burada değil kesim son. Arkada kesim son. Şimdi buradan kesme işlemini yapıyorum. Ters yüzünü çevirerek buradan da kesiyorum. Kestim. Bakın bu şekilde hanımlar. Ve kenar ilmeğimde bir tane kalacak. Arka kesimde de kesimlerimiz bitmiş olacak. Ve ikinci model için zemin hazırlayacağız.
Şimdi tekrar kesim yerine kadar hepsini düz olarak örüyorum hanımlar. Şuradan düz örüyorum. Yani kesiyorum. İki çubuk oluştu burada. O iki çubuğumuz hep sabit olacak. Tekrar kestim. Kesmeden anlatmak istiyorum videomu. Onun için kafanıza girsin diye. Bakın bu şekilde hanımlar. Ay, gri ile de çok güzel durdu. Çok beğendim. Pembeyle de güzel durdu. O bebeğin yünü. Himalayan. Bu Alize'nin merserize ipi. Bunlar daha güzel durdu. 3 numarada şişimiz. Akıyor ama akıcı bir model. Tekrar bakın bunları şöyle çevirerek ikisini bir kesiyorum. Kenar lastiklerimi örüp geliyorum hanımlar. Arkadan da kesmişlerimizi tekrar uygulayacağız. Şimdi tekrar son kesimler yapıyoruz burada. Arka kısımdan ters olarak hepsini ters yapıyorum. Kesim yerlerde de keserek ters yapıyorum. İpin benden tarafta ters. Komple hepsi ters alımlar. Bakalım hemen kesim yerimize geldik. Evet. Kesim işlemini yapıyorum buradan. Şu arka kısımdan alarak ikisini bir kesiyorum. Bunu da çeviriyorum şu şekilde. Tekrar göstereyim kesimlerini hanımlar. İkisini bir kestim. Tekrar devam ediyorum. Kesim yerine kadar bütün ilmeklerimi ters yapıyorum. Ondan sonra tekrar modelimizi uygulayacağız. Ters yönden modelimizi katıyoruz biliyorsunuz. Kesim yerine kadar geldim. Kestim. Tekrar bu ilmeğimi çevirerek kesiyorum hanımlar. Bakın bu şekilde kestim. Tekrar devam ediyorum. En son kesimi de keseceğim. Döneceğiz. Hemen kesim yerine kadar geliyorum. Bakın. Son kesimi yapıyorum buradan. Ve ilk modelimi oluşmuş oldu bile. Şimdi tekrar ön yüzünden ters gideceğiz. Çünkü modelimiz arka yüzünden konacak. Onun için ön yüzünden ters gideceğiz. İlk kenar ilmeğimi kesimlerimiz bitti artık modelimiz oluştu. Sayacağım şimdi size hepsini arka modelden katarken. Hepsini ters olarak gidiyorum hanımlar. Tamamını. Hiç kesme artırma yok artık. Tamamını ters olarak öbür tarafa kadar geliyorum hanımlar. Tamamını ters. Haydi bakalım. Şimdi hanımlar şu kenar ilmeğimi saymadan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, arka pardon, düz tersten koyacağız modelimizi. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'den sonra bir arttırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, ters kısımdan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Artırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artırdım. Buradan artırma yapmayacağız artık. Buradan artırma yaptığımız için.
ve kenar ilmeğimle 8. Bakın tekrar buradan modelimizi uygulayarak alt sırada ne yapmışsak aynısını yapacaksınız artık. Yani şu abajurları buradan yapacaksınız artık. Arttırdığımız yerlerden bir alt sırada ne yapmışsak bütün modelimizi öyle katıp gideceksiniz onları. Bakın buradan kesim işlemini yapıyorum. Kestim. Bir tane kestim. 1 2 3 4 ve 5 tane denk geldi gördüğünüz gibi. 1 artırdım. Tersten artırdım, düzden artırdım. 1 2 3 oldu. 4 5 ve 6 olacak hanımlar. 6. Tekrar 1 2 3 4 5. Bakın kesme yerimiz belli oluyor hanımlar. Hemen kesim işlemini 6 ile 7'yi kesiyorum. Bir daha kesim işlemini uyguluyorum. Kesim yerlerimiz belli. Üst üste geliyor onlar. Sayıları şaşırmadıktan sonra bakın. 1 2 3 4 5 arttırdım. Ters kısımdan da arttırıyorum. Düzden arttırdım. Tersten arttırdım. Düzden arttırdım. Ve ters arttırmayla 6 tane oluyor zaten. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi tekrar 5 tane olana kadar örüyoruz. Ve tekrar 14 tane ilmeğimiz burada oluşmuş oldu hanımlar. Şöyle şurayı kesiyorum, çeviriyorum, çevirerek kesiyorum. Bunu da bu tarafa kesiyoruz. Hepsi bu kadar hanımlar modelin. Bakın gördüğünüz gibi gerçekten zevkli gidiyor. Bir alt sırada ne yapıyorsak aynısını yapıyoruz ama ben hala örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi. Gerçekten zevkli bir model. Gri ile de çok güzel oldu. Bakın arttırdım. Tersten de arttırdım. Düzden, tersten, düzden ve tersten bitiyor zaten. 6 tane yapıyor. Tekrar düz. Bakın 1 2 3 4 5 6 ile 7'yi kesiyorum hanımlar. Kenar ilmeğimize bu şekilde denk geldi. Yani güzelce zemini benim koyduğum gibi koyarsanız hepsi akıcı gider hanımlar ve güzel hiçbir hatası olmadan örürsünüz hanımlar. Kesme yerlerimiz belli zaten. Artırma yerlerimiz belli. Belli. Her seferinde ama işte model konuyor. Onun için yani karıştırmazsınız. Şimdilik hanımlar benden bu kadar. Artık videomuzu biraz yavaşlatarak ondan sonra biraz da geriye sardırarak güzelce anlayabilirsiniz. Bir de sağ üst kısımda 3 nokta olan yer var. Oraya basın hanımlar. Videomuzun yavaşlığını, hızını ve alt yazısını YouTube'un bize önerdiği güzel bir uygulama alt yazılısına bakabilirsiniz. Orada alt yazıyı da okuyarak modeli uygulayabilirsiniz. Modellerimizi yapabilirsiniz. Güzel bir uygulama yani. Videolarımızın hızını ve yavaşlığını da oradan ayarlayabilirsiniz. Biz normal yavaşlıkta atıyoruz. Hızlı olabilir bazen. Hız ayarından ayarlayın hanımlar. Şimdilik hoşça kalın. Abone olmayı, beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın videolarımın desteği için. Allah'a emanet olun. Safişin el emeklerinde kalın.